Merhaba Enerji, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bol çikolatalı bir tarif paylaşacağım. Tarifimin ismi İzmir Bombası. Tarife geçmeden önce ilk önce her zaman gibi sizinle malzemeleri paylaşmak istiyorum. Hamuru için 1,5 su bardağı unum var. Fakat siz yine de yanınızda bir miktar daha un bulundurun. Yarım su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şekerim var, 1 paket vanilyam var. İçerisi içerisi kahvaltılarda kullandığımız sürülebilir çikolata kullanacağım. Onu şu anda malzemeler arasında görmüyorsunuz çünkü çıkarmadım. Siz de öyle yapın. Hamurumun da bir dinlenme süreci olacağı için yumuşamasını istemiyorum. Onu en son tarifimi yaparken çıkaracağım. İzmir bombalarını yaparken çıkaracağım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Videoların altında yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi İzmir bombamızı yapmaya başlayabiliriz. Şimdi ilk olarak hamurumu yoğurmakla başlıyorum. Bir kabımın içerisine sıvı yağını aldım. Ilık suyum var, onu da ekledim. Şekeri ekliyorum. Şöyle unumun bir miktarını ekledim. Vanilyamı da ekliyorum. Ve yoğurmaya başlıyorum. Yavaş yavaş unumu içerisine ilave edeceğim. Ve hamurumu yoğuracağım. Hamurum hazır. 1,5 su bardağı un yeterli oldu. Şimdi üzerine bir streç film kapatacağım. Yaklaşık bir 20 dakika dinlendireceğim. Hamurumu 20 dakika dinlendi. Şimdi açacağım üzerine. Ve daha sonra 20 eşit bezeye böleceğim. Bezeleriniz yani gayet küçük olacaklar. Şöyle hamurumu alıyorum. Zaten yağlı bir hamur. Şöyle bir tezgahın üzerinde toparlıyorum. Böyle bir bıçak yardımıyla veya elinizle hiç fark etmez. 20 eşit bezeye böleceğim. Şimdi bezelerimi hazırladım. Böyle elimle de kabaca yuvarladım. 20 değil 21 tane çıktı. Fakat siz bir tanesini diğerlerine eşit şekilde paylaştırıp 20 beze şeklinde yapabilirsiniz. Bu çok da önemli değil. Fırınımı şu anda açtım. Siz de öyle yapın. Bezelerinizi hazırladıktan sonra fırınınızın en son derecesine kadar ayarlayın. Daha sonra onu kısacağız. Bu arada şimdi bir tanesini nasıl yaptığımı sizinle paylaşayım. Şöyle bir tane aldım. Hafif elimle açıyorum. Daha sonra oklava ya da merdane hiç fark etmez. Şöyle açıyorum. Yağlı bir hamur zaten. Açarken de hiç sorun yaşamayacaksınız. Şimdi şöyle açtım. Gayet de ince açıldı. Ona da dikkat edin. Çikolatamı da çıkardım. Önemli olan burada çikolatamın çok cıvık olmaması. Gayet şöyle sert gördüğünüz gibi. Yarım tatlı kaşığı kadar aldım. Şöyle üzerini kapatıyorum. Şurada birazcık fazlalık kısmı var. Onu koparacağım. Daha sonra hepsinden kalanı birleştirip bir tane daha çıkarabilirsiniz. Şöyle bu şekilde yağlı kağıt serili tepsimin üzerine alacağım. Bir tane daha göstereyim. Bir tane daha göstereceğim. Tepsimi hemen getirdim. Üzerine aldım yaptığım bir tanesini. Şöyle yuvarlıyorum. Hafif elimle açıyorum. Yağlı hamur zaten. Yapışmıyor. Şöyle bir merdane yardımıyla incelteceğim. Gayet ince olsun. Mümkün olduğunca. Zaten anlayacaksınız. Bezeleriniz de çok küçük. O yüzden hemen açılacak. Şöyle yarım tatlı kaşığı. İsterseniz bunu dolu bir tatlı kaşığı da yapabilirsiniz. Fakat bence bu kadar yeterli. Şöyle toparlıyorum. Şöyle fazlalık olan yeri ben elimle kopardım. İsterseniz mutfakta kullandığınız bir makasla da koparabilirsiniz. Hiç fark etmez. Böyle alıyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Söylediğim gibi fırınım son ayarda açık. Onu daha sonra kısacağım. Tamamını hazırladım. Fırını da 200 dereceye düşürdüm. Şimdi fırında 5 dakika pişireceğim. Üzeri hafif rengi değişti mi alın, uzun süre tutmayın. Maksimum 5-6 dakika.
200 derece fırında 6 dakikada pişti. Şöyle bir tanesini de içerisine açalım. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel görünüyor. Başka tarif ve videolarda görüşürüz.